Merhaba, ben Doktor Tuğla Bacıoğlu. Bugün size kürtajdan sonra meydana gelen kanamalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kürtaj işlemi cerrahi bir müdahale olduğu için işlemden sonra belirli bir süre boyunca kanama olması normal kabul edilir. Kadınların genellikle kürtaj sonrası kanama hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi bir endişe içerisine girmelerini de beraberinde getiriyor. Oysa ki bu işlemin yapılmasının ardından kanamanın olması her durumda ve her şekilde bir sorun olduğunun habercisi olarak değerlendirilemez. Çünkü kürtaj sonrası kanama zaten hekimler tarafından beklenen bir durumdur. Kürtaj hangi teknikte yapılırsa yapılsın, kanama konusunun büyük önem taşıdığını ve bazı kritik noktalarında olduğunu belirtmek gerekiyor. Oysa ki kürtaj yaptıran ya da yaptırmayı düşünen kadınların bu konuda detaylı bilgi sahibi olması büyük bir önem taşır. Çünkü kanamanın ne düzeyde olduğu ya da kanama ile birlikte hangi semptomların görüldüğü, kişinin kendisi tarafından gözlemlendiği durumlardır. Zira kürtaj sonrası kanama konusunda ne zaman bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiği gibi kritik konularda bilgi sahibi olunması kimi zaman hayati bir önem dahi taşımaktadır. Doktorunuz tarafından kanama ile ilgili yapılan uyarılara dikkate almanız, kürtaj sonrası iyileşme sürecinin sıkıntısız bir şekilde atlatmanız bakımından önemlidir. Önerilere ve uyarılara harfiyen uymanız ve özellikle belirtilen süre sonrasında yapılacak kontrole gitmeniz gerekir. Kontroller hem kanamanın durumunu gözden geçirmek hem de rahim içi dokulardaki iyileşme hızına bakılması açısından önem taşıyor. Kontrol muayenesi genellikle kürtajdan bir hafta ile 10 gün sonrasında yapılır. Damla damla ya da lekeleme şeklinde meydana gelebilen kürtaj sonrası kanama kimi zaman koyu renkte, pıhtılı, parçalı şeklinde görülebilir. Bu durumda gayet normaldir ve endişeye mahal olmaz. Kanama devam ettiği sürece cinsel periz uygulamanız gerekiyor. Kanama devam ederken cinsel ilişki yaşanması enfeksiyon riskini artırır. Çünkü kürtaj sonrası kanama mevcut olduğu halde cinsel ilişkiye girmesi vagina girişindeki mikropların rahim ağzından rahim içerisine ulaşmasına neden olabilir. Bu durumda henüz tam olarak iyileşmemiş olan rahim içerisinde enfeksiyon meydana gelir. Ayrıca kanama nedeniyle tampon kullanımı da önerilmez. Bunun yerine pet kullanılması gerekmektedir. Kürtaj sonrası kanamalardaki en büyük problem nedir? Kürtaj sonrası oluşan rahmin ağzındaki spazma bağlı içeride toplanan kan miktarıdır. Bizler işlemden sonra mutlaka hasta uyanmadan içeride parça kalıp kalmadığını ultrasondan mutlaka kontrol ediyoruz. Bazı nadir vakalarda bazen 1 saat sonra, bazen 2-3 saat sonra rahmin ağzından spazma bağlı rahimden dışarı akması gereken kanın akmaması ve içeride toplanmasına bağlı hematomlar meydana gelebilir. Bunlar çok ciddi şekilde kasık ağrılarına ve parçalı kanamalara neden olurlar. Bu tip vakalarda bazen spazmı çözecek ilaçlarla bazen de hasta uyuturarak rahim ağzındaki spazmı çözüp içerideki kan kitlesini almak gerekebilir. İyi günler.